Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün çok güzel içerik ve çok güzel bir çekilişte sizlerleyim. Çekilişimizden hemen bahsedeyim. Arkadaşlar çekilişimiz Trendyol'un 100 TL hediye çeki. Bunun için yapmanız gerekenleri aşağıya yazacağım yine de. YouTube'a abone olmanız, Instagram'dan takip etmeniz. Instagram'dan takip edip oradaki içeriğe yorum yaparsanız ek hak kazanacaksınız. YouTube'da zorunlu arkadaşlar. YouTube'u takip etmeniz gerekiyor ve aşağıya yorum yapmanız gerekiyor. Ne kadar yorum yaparsanız Instagram'a da YouTube'a da o kadar hak kazanıyorsunuz. Yorumlarınızı zaten merak ediyorum. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bunların hepsini birden kontrol eden botumuz var biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, içerik ne hocam diyeceksiniz. Bu kadar harika bir içerik ne olabilir? Arkadaşlar Squid Game'i biliyorsunuz. O kadar patladı uçtu falan. Ben ilk izlerken kimse izlemiyordu neredeyse. Lan dedim nasıldı bir dizi falan. İlk iki bölüm sarmadı falan. Sonra üçten falan sarmaya başladı falan ama oradaki olay şu arkadaşlar, yani bir anda böyle patlama falan, yani çok şok oldum falan. Herkes konuşuyor biliyorsunuz. Ben de dedim bir içerik yapayım. Diyeceksiniz ki hocam ne içerik yaptınız? Ya ben filmleri izlerken genelde yazılım nasıl oluyor, bu nasıl oluyor, şunu nasıl yapmışlar, bunu nasıl yapmışlar falan filan. Orada birçok yazılım var biliyorsunuz aslında. Her yerde yazılımları var. Ancak bir yazılım var. Motion Detector Detection diyebiliriz. Yani hareket algılama yazılımı. Orada ilk oyunda biliyorsunuz, spoiler olabilir izlemeyenler için. Kırmızı ışık, yeşil ışıkta kız arkasını döndüğünde hareket ediyorlar. Sonrasında hareket edenleri vuruyorlar. Hareket edenleri nasıl tespit ediyorlar? Ve ben de bunu düşündüm. Ufak bir örnek yaptım. Aslında güzel bir örnek yaptım. Onu hemen sizlere nasıl yaptığımı aktaracağım arkadaşlar. Hemen ekranımıza geçelim. Arkadaşlar ben hemen şuradan bir tane videomu açayım. Hemen şurada. Şöyle açalım arkadaşlar. İlk sahne videosunu indirdim arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki ilk sahnemiz şurada. Hemen önümüze alamadım, aldım. Arkadaşlar bu sahneyi biliyorsunuz böyle koşuyorlar. Burada hareket edenleri vurmaya başlıyor. Buralarda falan koşanları falan tespit etmek bayağı bir sıkıntı. Biz de bunu tespit edeceğiz. Hemen şuraya yeni bir klasör oluşturalım. SQ diyelim. Hemen içerisine bu videomuzu atalım arkadaşlar. Attık bu videomuzu. Hemen şimdi ne lazım bize? Tabii ki de kod yazacağımız ekran lazım. Hemen şunu açalım. Açabildik mi? Bir saniye. Şurada yeni klasör aç diyelim. Evet. Şimdi bu klasörümüzü burada açtık arkadaşlar. Şunu da şöyle çekelim bu tarafa. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şeyler neler? Bunu da yine de şurada açayım ben. Nasıl yapacağımızı böyle uzun uzun anlatmayacağım. Aslında bayağı bir uğraşmış oldum ama. Öncelikle hemen yeni bir dosya oluşturalım. Kodumuz olsun. Birazcık argo oldu ama olsun arkadaşlar. Ben önce bunlara importlarımızı ekleyelim. OpenCV kütüphanesi var arkadaşlar. OpenCV kütüphanesi grafikler üzerinde çalışmanızı sağlıyor. Nasıl çalışmanızı sağlıyor? Grafiklerde işte biliyorsunuz X'ye koordinatı var aslında. Şurası yeşil, burası mavi. Bu kütüphanede bu matrisleri yönetmek için bir sürü şey yazmışlar. Yeşil olanları getir, buralara getir, şu frame ile bu frame arasındaki farkları getir. Adamlar bildiğiniz bunlara kodları tek tek yazmışlar. Normalde siz yazmanız gerekiyor, uğraşmanız gerekiyor. Bunu kullandım. Ya genelde herkes bunu kullanıyor aslında, rahat bir şekilde yazalım diye. Bunu Python'da kullandım. Yani biraz yavaş çalışabilir C++'a göre, Java'ya göre ama Python'ın da tabii Siting gibi çeşitleri var yani biliyorsunuz öyle. Anlatmadım gerçi onları. Hani daha hızlı çalışması için, daha low level çalışması için, daha hızlı çalışması için şeyler var. Bunlar biraz üst düzey olduğu için bunlara girmiyorum arkadaşlar. Bunlara ileride inşallah girecek düzeye geleceğiz. Öncelikle biz şeyi de ekleyelim. NumPy'ımızı da ekleyelim. NumPy'da matematiksel işlemleri yapmamızı sağlıyor. Bir sürü kendi kütüphanesi var. Kod parçaları koymuştum ben kenara. Onları alıyorum. Öncelikle ilk sahne olarak yazdım burada. Video Capture, yani bu videoyu OpenCV olarak açıyor ve şuna atıyor arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar bizim tabii frame'lerimizin boyutları var. Boyutlarını şu şekilde koydum arkadaşlar. Bunlar tabii internet sitesinde var OpenCV'nin ama ben yine de size tek tek anlatmış olacağım. Video konvertörleri var arkadaşlar bunun. Bunların bir sürü çeşidi var. Eğer MP4'ü desteklemezse değiştirmeniz gerekiyor falan filan gibi birkaç sorunları var. Bunları çözerek bunu yazdım. Siz de kullanacaksanız bunu yazın arkadaşlar. Out diye bir değişken yapıyoruz. Bunu da aynı şekilde böyle bir yol veriyoruz. Output verelim. Çıkış diyelim. Burada birkaç tane şu formatı veriyorsunuz. Çözünürlüğü falan veriyorsunuz arkadaşlar. Çıkışımızı verdikten sonra arkadaşlar
Videom kesilmiş. Hayır, video kesilmemiş. Çıkışımızı verdikten sonra frame'leri tek tek okuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde frame okuyor. Cap read diye. Bu şekilde frame'leri okuyabiliyorsunuz. Arka arka bakın şu read dedikçe bir sonraki frame, bir sonraki frame şeklinde okuyor. Onu bilmeniz önemli. Sonrasında şu komut ile while open ile bunun içindeki şeyi tek tek dönüyoruz. Yani bu video bunu atmıştık ya, bütün frame'leri tek tek dönmemizi sağlıyor. Bitince de çıkacak ve programı bitirecek arkadaşlar. Önce farkları bulacağız. İki frame arasındaki farkları bu değişkene atıyoruz. Sonrasında arkadaşlar biz bunu tabii etrafını çevireceğiz. Bulduğumuz farklar koordinat sistemleri yazıyor arkadaşlar. O koordinat sistemleri böyle çerçeveye alacağız. İstersen üzerine çizebilirsin, istersen silebilirsin, karalayabilirsin. Bunlar sana kalmış. Ufak bir blur attık. Şöyle threshold diye bir kod buldum bir yerden. Şöyle göstereyim. Bu threshold kodu çok güzel arkadaşlar. Burada belli bir threshold veriyorsun. Threshold dediğimiz şey şu. Bu parmağımın ucunda bir değişiklik oluyor mesela. Bunun ne kadar çevresini kapsayın. Mesela 10 derseniz 10'a kadar etrafındakileri alıyor. 20 derseniz 20'ye kadar etrafındaki alıyor. Threshold'u ne kadar düşük verirseniz nokta atışı yapmaya çalışır. Threshold'u ne kadar büyük verirseniz büyük büyük almaya çalışır. Threshold dediğimiz şey varsayma şey. Tolerans. Tolerans arkadaşlar. Ne kadar tolerans edecek? Sonra şunu arkasından eklemiş. Bunun tam ne olarak kaç iterasyon olduğunu bilmiyorum. Çok da önemli değil aslında, bizim işimize yarayacak bir şey değil. Ancak adam bunu kullanmış bu ilk kısmında. Ben de ilk kısmını aldım. Şurada bu nasıl kareyi alacağıma bakmıştım. Aslında kod yazarken böyle yapıyoruz. Sıfırdan bir şeyler yazmıyorsunuz da önce kütüphaneyi okuyorsunuz. Kütüphaneyi kullanırken size bir şeyler lazım oluyor. Mesela daha önce birisi harekete kare koymuş küçük şu 3 kodla. Threshold'uyla birlikte. Ben de aldım. Bunu koydum. Baktım ki gayet çalışıyor. Şunları değiştirdim. Kendi kafama göre sayılara verdim. 3 iterasyon bizim için yeterli oluyor. Sonrasında şu bize şeyi veriyor arkadaşlar. Çizim yapacağınız kareleri veriyor. Tamam mı? Ben de bunu sonrasında for'la döndüm arkadaşlar. Şimdi uzun olmasın, tek tek yazmıyorum. For'la tek tek döndüm. Ya kodları anlatayım ben size diye gösteriyorum. Şununla koordinatları alıyorsunuz arkadaşlar. Çok büyükse ben birkaç hata aldım. Çok büyük olmasın diye şeyi 900'de sınırladım. Çünkü çok büyük olunca böyle saçma sapan kareler çizebiliyor. Sonrasında abi tabii ki de şu çok önemli. En son çizim kodumuz şu. Bu dikdörtgen falan çiziyor. Circle yuvarlak çiziyor. Size kalmış yuvarlak yaparsınız falan filan. Buraya belli bir kodlar veriyorsunuz. Rengini veriyorsunuz. Mesela ben yeşil yaptım genelde. Standart yeşil olacağı için. Bir de ben arkadaşlar şöyle yukarı bir hareket var diye böyle yazdırayım dedim. Kütüphane hoşuma gitti. Put text diye bir komutu varmış. Diyeceksiniz ki şimdi hocam böyle rahat rahat anlatıyorsunuz. Siz nasıl uğraşıyorsunuz? Bir gün böyle tam uğraşırken video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü bazı şeyleri bir yerden buluyorsunuz. Bazı şeyleri okuyorsunuz. Bazı şeyleri saatlerce deniyorsunuz falan. Ben de sizi çok sıkılmayın diye hızlı bir şekilde aslında amacım ne yaptığımı göstermek. Sonrasında arkadaşlar bu kareleri imaj yapıyorum. Bu kareleri imaj yaptıktan sonra bunu bizim efsanevi çıkış şeyimize yazıyoruz. Bunları yazdıktan sonra feed'imizde göstermiştim. Tamam, bunu bekleyelim. İmaj show feed'inde gösteriyorsunuz. Göstermeniz gerekiyor. Sonra frame 1'i ilk kare gelmişti, ikincisi de gelmişti. Frame 1'i ikinci kareye eşitliyorum bu defa. Sonra ne yapacağım? Bir daha read yapacağım. Frame 2 bir daha read olacak. Bir sonraki kareye okuyacak. Burada bir algoritma yaptım ufak. Tabii bunun birçok çözümü var. Ben şu an sadece çok basit bir şeyle çözmeye çalışıyorum. Çünkü bunun yapay zekası var. Machine learning yapabilirsiniz. Deep learning yapabilirsiniz. Şu an çok temel düzeyde bir görüntü işleme yapmış olacağız. Bizim için yeterli aslında. Böyle abartı bir şeye ihtiyacımız yok. Şurada Windows'u öldürdüm. Windows dediğim burada bir panel açıyorum ya ben. Açacağım şimdi göreceksiniz. Sonra da şu ikisini release ediyorum. Ben bunları release etmediysem arkadaşlar hata aldım mesela ben. İkincisini de okurken ikinciyi okumuyor. Çünkü birincisi bırakmıyor. Habire işlem yaptığını varsayıyor arkada. Windows mesela siz bir şeyle uğraşırken silmeye çalışırsanız silmez. Onun gibi düşünün. Evet arkadaşlar bu şekilde şu an kodumuz hazır. Ben şimdi bir tane CMD açıyorum. Şöyle yapalım. CMD'mizi açtım. Şöyle getirdim. Konsol. Konsolumuzu açıyorum. Kütüp bizim SQ muydu? Bu arada elim LS'e gidiyor sürekli. Linux kullanan. Linux derslerimize de takip edin bakın arkadaşlar. Gayet güzel derslerimiz onlar. Şu an çalıştıracağız bakalım. Umarım ilk seferimizde çalışır. Geliştirmeye dönmesin. Sonra 1-2-3 saat onu geliştirmekle uğraşıyoruz arkadaşlar.
Kaydetmemişiz. Kaydettik. Ve evet geldi yanda pencere. Umarım getirebileceğim ben size bunu. Bakalım. Arkadaşlar kodu çalıştırdım ancak şu anda video çekimi olduğu için uygulamanın OBS ile falan çekiyoruz ya. GPU izin vermiyor arkadaşlar yüklenmemize. Ben de kapatıp tekrar çalıştırdım. Çıktığımızı bu şekilde verdi. Ama ben size videosunu göstereceğim tabii ki de. Şuraya çıkışta oluşturdu. Bir bakalım umarım güzel çalışır. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi videomuz çalışıyor arkadaşlar. Devam ettirelim. Evet bakın. Bakın şimdi. Hareket eden kareleri mesela yakalamaya çalışıyoruz. Bakın burada yakalamışız. Bakın bunlar hareket ediyor. Şunlar da hareket ediyor. Şunlar hareket ediyor. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Tabii bunu daha kaliteli yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Bakın şu ilk baştakini yakalayabilecek mi acaba? Bakalım. Şurada yakalayabilirse çok güzel olur. Yakalamış mıydı? Evet yakaladı gördüğünüz gibi. Demek ki biz yapsaydık bu şekilde çalışacaktı. Ama başka suçsuz insanları da öldürebilirdik. Çünkü kareyi çok büyük atmışız gördüğünüz gibi. Şuralara falan gidiyor bu hareket ettiği için öndeki. Bir de kamera hareket ettiği için sıkıntı var. Hani oradaki konumdan alsaydık videoyu hani sabit kamerayla hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Burada kamera da hareket ettiği için sanki hareket ediyor sayıyor. Şu kaçtıkları sahne var mı mesela? Mesela şurada arkadaş. Evet şurada kaçarken gördüğünüz gibi. Burada arkadaş. Herkes kaçarken şu an bildiğin hepsini vuracaktık arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi kareleri yakalamış olduk. Gayet de güzel bir içerik oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoları seviyorsanız, böyle teknolojiyle ilgilenmeyi seviyorsanız, benim gibi bir işsiz mühendisi de izlemek istiyorsanız, biraz işsizlik bu arkadaşlar ama olsun. Böyle bir troll şeyleri seviyorum. Aklınıza bir şey gelirse hocam şöyle bir şey yapabilir miyiz diye siz söyleyin ben yaparım arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Tabii teknolojiyi böyle kullanmamız da biraz anormal ama sonuçta burada da bir içerik üretip belki birini gaza getiririz. Belki o arkadaş da ileride çok güzel bir mühendis olur. Ülkemiz için bizler için çok güzel şeyler yaparlar. Bir Elon Musk da bizden çıkar inşallah böyle 3-5 bir şeyle uğraşırken hiç belli olmaz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar dediğim gibi çekişe katılmak için yorum yapabilirsiniz YouTube'da, Instagram'da da aynı şekilde. Takip etmeniz zorunlu. Beğeneceksiniz de zaten. Bunlara hepsini kontrol ediyoruz. Bir arkadaş takip etmemiş. Mesela onun iptal oldu arkadaşlar. Dikkatli olun. Yedeğe vermek zorunda kaldık falan daha sonrasında. O yüzden takip etmeyi, beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Instagram'dan eğer yorum yaptıysanız takip etmeyi Instagram'dan da. Tabii YouTube'dan sadece abone olacaksınız ve beğeneceksiniz. Instagram'dan da aynı şekilde göndereyi beğenip ve beni takip edin arkadaşlar. Sonra oradan kazanıyorsunuz. İptal oluyor. Hiçbir işe yaramıyor. 100 TL'lik Trendyol hediye çeki vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. Umarım videoyu çok beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.